1 Mayıs. İşçinin dramı, patronun bayramı. Bugün 1 Mayıs. Tüm işçilerin nasırlı ellerinden öpüyoruz. 1 Mayıs işçilerin patronlarına senin ekmek teknen olsa da yediğin ekmeği biz yapıyoruz. Bunu unutma dediği gündür. İşçiler nankörlük ediyorlar. Ekmek verdim ben onlara. Ne demek ulan? Bedava mı ekmek verdin? Karşılığında alın teri aldın. Sen değil, onlar sana ekmek verdiler. 1856'da günde 12 saat çalışan Avustralyalı işçiler günde 8 saat çalışmak için ayaklanırlar. Bundan 30 yıl sonra Amerikalı işçiler 8 saatlik çalışma süresi için 1 Mayıs'ta yürüyüşe başlar ve olaylar günlerce sürer. Haymarket alanında patlayan bombayla 7 polis ve çok sayıda protestocu ölür. Olayla bağlantısı kanıtlanamadığı halde 4 işçi idam edilir. 2 yıl sonra 2. Enternasyonel'de 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ilan edilir. Sendikalaşan işçinin gücü ilk kez bu zamanlarda ortaya çıkar. 300 100 Hepsi bu kadar mı kurban? Evet. Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de Haranlı ya. Git ulan işine. Patron da sendikalı herhal. Türkiye'de ise 1 Mayıs ilk kez Osmanlı zamanında 1911'de Selanik'te, 1912'de de İstanbul'da kutlanır. 1923'te İşçi Bayramı ilan edildiği halde 1925'te kitlesel kutlamalar yasaklanır. Ta ki 1976 yılına kadar. 77 yılında ise yakın tarihimizin en büyük katliamlarından, en büyük utançlarından biri yaşanır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. 500 bin işçinin katıldığı kutlamalar, işçi gruplarının kendi arasındaki gerginliklerin gölgesinde başlar. DİSK Genel Başkanı konuşmasını yaptığı sırada duyulan iki el silah sesinden sonra ortalık karışır. Taksim Sular İdaresi, yani şimdiki The Marmara ve Sheraton Oteli'nden alan taranmaya başlar. Her yer kapatıldığı için yüz binlerce insan daracık kazancı yokuşuna doğru yönelir. İzdihamdan ezilenler, kurşunlananlar ve herkesin gözü önünde panzerin çiğnediği toplam 34 kişi hayatını kaybeder. Sayısız insan da yaralanır. Uzun menzilli silahların hedefi ise DİSK yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresiydi. Kürsü tam karşı cepheden ateş ediliyordu. Tam karşımızda da Marmara, o zamanki adı Intercontinental Otel vardı. Ve oradan atılan kurşunların çekirdekleri böyle leblebi gibi düşüyordu aşağıya. Bu yıl 40. yılı olan katliamın katilleri hiçbir zaman bulunamadı. Nasıl bulunsunlar? Tek kare fotoğraf mı var? Video kayıtları mı var? Otele bir gün önce yurt dışından giriş yapan Amerikalıların isimleri mi var? Nasıl bulunsun canım? 12 Eylül'le yasaklanan kutlamalar tam 30 yıl boyunca illegal olarak devam etti. Tabii sayısız olayla. 2009'da 1 Mayıs resmi olarak tekrar kutlanmaya başlanınca 2010'da işçiler Taksim'e geri döndüler. 3 yıl boyunca Taksim Meydanı'nda özgürce ve coşkuyla bayramlarını kutladılar. Hükümet ve işverenlerden taleplerini dile getirdiler. ...2013'te Taksim yayalaştırma projesi gereği yine işçilere kapatıldı. O günden beri Taksim işçilere kapalı. Zaten bayramı işçilerden başka herkes kutluyor. 3 günlük tatilde güneye kaçanlar otobüsteki muavini, benzincideki pompacıyı, mavi tur teknesini zımparalayanları, girdiği tuvaleti temizleyenleri, mangalına koyduğu kömürü çıkaranları, çöpünü toplayanları, yani tatile sayesinde gittiği emekçileri görmüyor bile. Emekçi derken illaki bir fabrikada SGK'sı yatan emekçilerden bahsetmiyoruz. Evde bebeğini büyüten anneden, lif örüp satan teyzeden, enginar tezgahı açan amcadan, sucu çocuktan, kağıt toplayan gençten de bahsediyoruz. Bu yılki 1 Mayıs'ı kaçırdık. Ama taşeron işçiliğe hayır derken bir de kiralık işçi düzeniyle iş güvenliğinin yok edilmediği, kıdem tazminatlarının fonlara aktarılıp işverenin rahatlıkla işçisini kovamadığı, patronların cebi dolarken işçinin 3 kuruşa çalışmadığı, çocuk ve kaçak işçiliğin bittiği, iş kazalarının kader olmadığı bir 1 Mayıs dileriz. Son sözü ustaya bırakıyoruz. İyi bayramlar. Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta.
Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç.